Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eray. Age of History 2 Hunlar serimizin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Önceki bölümümüzde Litvanya Büyük Dukalığını almıştık. Ve Litvanya Büyük Dukalığından bayağı bir toprak koparmıştık. Şimdiki hedefimiz şu. Novgorod'u almak. Novgorod'a karşı ben hem Novgorod'a hem Toton Şövalyelerine karşı bir cephe kurmak için ordularımı biliyorsunuz bizim bir ordumuz vardı. 280 binlik bir olan ordumuz vardı. O ordumuzu buralara eşit şekilde dağıtmaya çalışırken bizim malum Timur farklı farklı devletlere savaşı açtığı için bunlar olsun. Şöyle göstereyim. Başta Litvanya Büyük Dukalığı olsun. Ve artı Acem isyancılar olsun. Bu Acem isyancıların bize karşı gelişi olsun. Bizim topraklarımıza karşı. Şimdi hedefimiz ne? Bir Hun kağanlığını kurmaktı. Biliyorsunuz bizim bir Hun Kağanlığı formlama serimiz var. Ben formlamayı gördüğünüz gibi önceki bölümlerden farklı olarak kıstım. Çünkü çok büyük, çok gereksiz toprak fazlalığı vardı. Hazar Denizi'ne kadar işte şöyle ne diyeyim Hazar Denizi'nin doğusuna kadar şöyle uzanıyordu. İşte doğusu olsun, kuzey olsun, güney olsun, Pers işte Pers toprağı olsun. Pers'in daha doğrusu kuzey olsun. Artı işte İskenderun biraz daha böyle işte Orta Asya işte olsun ne diyelim Orta Doğu diyelim. Biraz daha böyle işte Türkiye'nin, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın güneyi olsun. Aynen güneyi olsun. Yunanistan komple olsun. Kıbrıs olsun. Bunları kıstım. Bunlar yok artık çünkü gereksiz fazla bölüm uzayacak ve böylelikle sizin de canınız sıkılacak, bizim de canımız sıkılacak. Ben dedim bunu kısalım. Bizim arkadaş vardı Güray biliyorsunuz. Onunla beraber baktık. Dedik kısalım bu devletleri. Elimizden geldiği kadar hızlı ve direkt bitirmeye oynayalım. Böylelikle ne o sıkılır ne biz sıkılırız. Rahat rahat hallederiz. Şimdi Novgorod'a savaş açacağız. Artı Toton Şövalyelerine savaş açacağız. Şimdi bunun için bir de artı ordu basacağız. Ama ordu basmadan önce bir şu Azem isyancılarını bir def edelim kendi toprağımızdan. Yoksa başka türlü onlar orada isyan çıkaracak. Neyse. Klasik zaten bir de Bengal Sultanlığı savaşı vardı. Timur'un vazgeçilmezi. Tamam ya. Şu Acem isyancılarını yıktın diye umuyorum. Şu ordumu çekiyorum. Şu orduyu çekemiyorum. Bir dakika burası Sistan'ınmış. Tamam işte Sistan'da bunun vasalı. Ha, sağ ol. Verdi en azından şaşırdım. Neyse. Daha Anadolu'daki civardaki devletleri, beylikleri toparlayamadık. Bu içimizdeki büyük devletler aldıktan sonra en son o küçük dev beylikleri kendi toprağımıza katacağız. Şimdi şöyle hızlı bir şekilde ordumuzu basalım. Birazcık böyle bir tık yavaş oynayacağız. Zaten az ordu basmamızın nedeni hazinemizde de fazla bir altın olmayışı. Bu 9 tane eyaletle mi sınırlı? Aynen. Novgorod 28 eyalet. Ha, şu adası falan var. Şuralar var. Oraya da ordu dizdik zaten. Şu adasından ne kadar ordu getirebilir? Maksimum 10 ordu getirebilir. Neyse biz savaşımızı ilan edelim. İki devlete de. Şimdi bir taktikli saldıralım bakalım. Dur bir çek şu orduyu. Tamam. 6500 ordu gelsin. Yalnız tek bir toprağa bu kadar ordu doldurmam bir tık matematiksel olarak da bayağı yanlış da. Neyse yapacak bir şey yok. Neyse. Neyse. Yollayalım bari. 6000 adam yollayalım. Neresi kalmıştı? Timur'dan da saldırabilirdik aslında. O taktiği de kullanabilirdik ya. Neyse şimdilik böyle kalsın. Turu da yanlışlıkla oynattık zaten. Oynatmışken de bari toprak alalım. Ne yapalım? Timur'a da savaş açtı. Evet. Tabii ki de biz bütün topraklarını Timur'a savaş açtığı halde kendimize alacağız. Çünkü bizim bir savaş açtık. Davet etmedik. Umurlandı olmayacak. Biz toprağımızı alacağız. 5000 orduyu yollayalım. Şöyle hızlı bir şekilde. Oraya saldırabiliyordur ya. Zaten saldırmasına da gerek yok. Ordumuz varmış zaten de. Yok, tamam. Dur şöyle saldıralım. Tamam böyle daha kafi. Başka neresi kaldı? Saldırmadığımız bazı topraklar vardır ya.
Yok mu, her yere saldırdık mı? Saldırmışız. Biz bayağı büyük ordularla saldırdığımız için acizane bazı topraklar bizim elimize geçti. Gerçi çoğu toprağı bizim elimize geçti. Güzel. Zaten gördüğüm kadarıyla Timur toprağı almamış. Hiçbir toprağı almamış. O toprağı göz ardı ettik zaten. Bitti. İçimizde bir toprak kalmadı galiba. Novgorod'un deniz aşırı toprağı var galiba. Aynen şu adalar. Onları... Abi de bak, şurada bir tane varmış. Onu görmemişim. Tamam. Novgorod'un geri kalan topraklarını biz bir çekelim şimdi kendimize. Timur zaten dediğimiz gibi bir toprak almayacak. Aynı şekilde Sistan. Şimdi bakalım. Toton Şövalyeler de aynı şekilde. Başka kim varmış? Bengalli Acem isyancıları. Onlar kendi aralarıyla anlatsın işte toprak dağılımı falan filan. Bunlar bir şeyler yapsın kendine işte. Kim kabul etmedi ya? Bu devlet kim? Krista. Senin neyine kabul etmemek ya? Benim ordum sana mı geçti ya? Benim ordum Timur'a geçti muhtemelen. Öyle olmuş olabilir. Tamam, şimdi kabul edecek. Ama biz şu toprağı almayacağız. Freestyle'mış ya. Sırf bir iki toprak için şimdi ordumuzu ta buraya kadar getireceğiz. Ha, orada liman yok tabi. Tamam, liman yaptık ya. İki toprak olarak mı sayıyor? Yok, tek toprak olarak sayılıyor. Ha, zaten tek toprağa kalmış. Tamam. Bu devlet kim ya? Ha. Bakalım. Tamam. Tekrar yollayalım bakalım. Belki hiç gitmeden direkt kabul edecektir. Ne yaptım ya ben? Ha, anladım. Yok, kabul etmiyor. İlla %100 olacak. Böyle bir saçmalığı var işte bu oyunda. Ordumuz gitmedi mi bu arada? Geliyor. Ya da hızlı gel birazcık. Tamam. Liman yapmamış. Bu saatte sonra istese de kabul eder artık. Şöyle seçelim de biz toprakları. Şimdi bayağı toprağı fazla var ya. Şimdi ta uzaktakini de seçmeyelim. Tamam, iki toprak. Diğer ikisi de bir yıldız zaten. Ah, yani mecburi kabul etti. Bunlardan Novgorod'da kaldı. Şimdi buradaki asimilasyonları bir başlatalım. Gayet güzel, gayet sakin, gayet nezih ilerledik. Şimdi bu asimilasyonları başlattıktan sonra zaten Toton ve Novgorod'la beraber çoğu yüzdelik kısmı, en azından bir %8'lik 9'luk kısmı bize geçmiş oldu. Bu arada İskandinavya'daki bazı toprakları da ne yaptık? Kendimize çektik. Perm Savaşı ilan etti. Genelde tam da tahmin ettiğim gibi tek başımıza değil, genelde bir koalisyon olur. Perm var mıydı? Bakalım. Perm varmış. Artı Yaroslav da varmış. Bu Yaroslav'ı direkt yutamaz mıyız ya? Direkt yutalım ya bu Yaroslav'ı. Şimdi bu iki toprak için hiç şey yapmamıza gerek yok. Tamam, kabulüz. Artı diploması puanımız da varmış zaten. Onları toparlayalım. Tamam. Güzel. Yağmalamazsınız inşallah ilk turdan. Yok, yağmalamadınız. Güzel, ultimatumumuzu kabul etmiş. Yaroslav'ın toprakları bize geçti. Bir savaştan daha kurtulmuş olduk en azından. Aragon'u da direkt buradan kovalım ya. Yoksa bizim başımıza çok dert olacak yani. Genelde böyle devletler tam biz savaş sırasındayken bize savaş ilan ederler. Orduyu çıkarmasaydık oradan iyiydi de. Neyse. Perm'i aldık. Zaten lazım olan topraklarda. Lazım olan topraklarda biz savaş ilan etmeden kendilerinin agresifleriyle kendimize kattık. Aragon'un bu toprakları falan vardı. Alalım. Alalım ya. Oyrat. Oyrat ne alaka ya? Benim buna gelmeme gerek yok ki. Gelmeme gerek yok yani.
Siz gidin savaşın. Ben her devlete böyle katılamam. Benim agresifliğim artıyor bu sefer. Tamam. Perm ha bir an dedim birisiyle müttefik de o yüzden. Hayır. Hayır. İkinci kere oyratı yolladın ya. Yok. Yanına bir devletle daha mı savaşa girdi? Yok. Allah Allah. Garip. Neyse biz ordumuzu toplayalım. Kimlerle savaşa giriyorsunuz siz acaba ya? Bu kadar kısa sürede. Ben bu arada ordumu bir toplayayım. Bir araya gelsin. Ordum dağınık durduğu sürece ardarda savaş ilanı bildirimi gelecek bana. Bunları en azından karşı koyabilmemiz için direkt hızlı bir şekilde ordumuzu bir arada tutup direkt ana ordumuzun yanına götürmemiz lazım. Başka türlü bir şey yapamayız. Şimdi tamam. Zaten kaç bin ordumuz var ya? Çok da fazla bir ordumuz var olduğu sayılmaz diyeceğim de bayağı ordumuz varmış ya. Şöyle bir getirelim. Başka nerede? Hareket ettirmediğimiz. Şu işsizliğe bakalım. 57 gayet düşmüş. Tam buradaki ordu da gitti. Başka burada 8900. Bunun burada ne işi var ya? Bunu da sil. Tamam. Toplamda 317 bin ordu. Doğru mu? Doğru. Yo. 317 bin ordu diyor. Aga girmiş. Benim ordum Timur'a geçmiş. Ve zaten o 10 binlik ordu benim de muhtemelen. Yani Timur'a geçtiğini az çok şurada bir 10.800'lük ordusu vardı. Onun az çok ona geçtiğini tahmin ediyordum ama tahminimde doğru çıktım. Şu asimilasyonları da bir tamamlayalım. Eksik gedik bir şey kalmasın. %100 olalım bu sefer uğraştırmasın bizi asimilasyonlarla. Bakalım başka neleri kah varmış. Neleri kah ne ya? Neleri varmış diyecektim. Ha geldi ordumuz. Ha yoldaymış. Bagda değilmiş o zaman. Boşuna da Timur'un ahını aldık. Neyse. Teknolojide durum ne? Ming bizi geçmiştir ya. Yo. Ming'e yaklaşmışız. Gerçi Ming yeni savaştan çıktı ya. Yıkmıştık Ming'i. Oyratı da yemiş. Timur bayağı güçleniyor ya. Polonya'yı müttefiklikten atsak mı artık ya? Polonya'nın çünkü bize zarardan başka bir şey yok. İttifaktan kop. Polonya'nın bize zarardan başka bir şey yok artık bu saatten sonra. Yani ne yapabilirim şu an? Ben bütün sınırımdaki devletlerle de savaştasın ya. Neyse biz bize lazım olanları alalım da. Gerisi bize kalsın. Şimdi ne var? Timur'un topraklarını bırak. Litvanya'nın böyle bir toprağı var. Litvanya'da çöktü galiba. Litvanya şu an Burgundya Düklüğü falan kurtarıyor yani. Kendisi değil. Gördüğünüz gibi. Litvanya ölüyor ölüyor diriliyor. Bu arada Timur'u ittifaktan kovabiliriz artık. Artık bir ittifakımız yok. Açıkçası. Saldırmazlık paktı da imzalayalım. Direkt niye böyle bir şey yaptım? Adam büyüyor hacı. Bana daha iyi birisi lazım. Bunun gibi. Şöyle. Kim kabul etmedi ya bunu? Tamam işte kabul et. Tamam. Şimdi beni kim kabul etmedi? Şimdi Ming'in kabul et eyaletlerini mi istiyor? Alamazsın onu bir geç. Timur'a bu arada tekrar müttefik olabilirim. Ama Timur şu an benim topraklarımdan geçemez. Ondan dolayı şu an aynen öyle toparlayacaklardır. Timur şu an bu ordularıyla sınırlı kaldı. Aynen. Buradan dağılacaktır. Buradan yükselecektir daha doğrusu Litvanya. Şimdi bizim asıl sıkıntımız ahanda bu. Bunlar şu an var ya öyle bir kayıp verdi ki. Başka savaş yok mu ya? Daha savaşınız var sizin. Ha Litvanya ile büyük savaşınız var. Timur şu an normal ekonomisinin kat ve kat fazlasına bir şey yaptı. Şimdi ne yapalım? Kaç sınırımız var? Bizim asıl Timur'u yıktığımız zaman işimiz kolaylaşacak.
Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şu ultimatumla küçük küçük devletleri kendimize çekeceğiz. Çünkü bunlarla savaşarak vakit kaybedemeyiz. Aynı şekilde İstanbul'a ilişkimiz iyiymiş gerçi de. Çerkezlerle de ilişkimiz iyiymiş. Çerkez'i şöyle vasallaştırma teklif et dediğim zaman kabul etmiyor. Neyse, Anadolu'yu aldık kendimize. Başka neresi vardı? Memnun. Memlük'le savaşır mıyız? Memlük'le savaşırız ya. Başka şöyle bizi şu engel olan mesela şu iki küçük toprak var. Bunlar tabi Alman saçma olabilir ama yapacağım bir şey yok. Başka şöyle bizi sevmeyen var mı? Karakoyunlar var. Kırım var. Kırım Hanlığı bizi sevmiyor. Bunlar vasallaştırma teklifi et dediğim zaman bunlar galiba hiçbir türlü kabul etmiyor ya. Bu efsanevi modda muhtemelen. Başka türlü efsanevi modda kabul edebilir diye düşünüyorum. Ya amacım dediğim gibi küçük küçük devletlerle savaşıp ordumu yok etmek değil. Zaten ultimatumla yollayabiliyorsam ultimatumla topraklarını almak. Böylelikle bizim işimiz daha da kolaylaşacak. Ordu da kaybetmemiş olacağız. Tamam. Şimdi ne kaldı başka? Şu an bir tek sadece Timur İmparatorluğu kaldı ya. Bizim şöyle bize engel olan. Tamam. Sırdaşlarımız hazır. Sınırdaşlarımız daha doğrusu. Şuradakileri tabii ki de savaş ilan edeceğiz. Bunlar hala savaşta. Polonya'nın topraklarını ele geçirmişler. Polonya'nın şu an 3 tane toprağı kaldı. Polonya'nın bu topraklarını aldığımız zaman ise tamamıyla yok olacaklar. Aynen öyle. Kaldı böyle. Tamam. Şimdi bütün odağı şeyde. Neyse. Bizim teknoloji puanımız varmış. Bunu da bir ekonomiyle fulleyelim. Şimdi ne yaptık bu bölüm? Yani birkaç asimilasyon demişim. Ultimatum yolladık. Novgorod'u, Toton Şövalyelerini kendimize kattık. İskandinavya'ya da katmadık da biraz daha böyle kuzeye doğru, Kuzey Avrupa'ya doğru birazcık daha ultimatum yollayarak kendimize kattık. Aragon'u ve Perm'i kendi himayemiz altına aldık. Şimdi tek düşmanımız şu an Timur. Gördüğünüz gibi. Kendisi tam %23'lük bir toprak parçasını kendisinde taşıyor. Bizde kaç sınır var? Bizim amacımız bunları en azından şöyle küçük devletlerle biliyorum bir tık saçma olmuş olabilir ama saçma değil aslında. Küçük küçük devletlerle müttefikliğimizi perçinlemek. Böylelikle geçiş iznini çok rahat bir şekilde alabileceğiz. Erdalan demişim. Karakoyunlu sen benim topraklarımı alıp ne yapacaksın ya? Neyse. Fransa ile de ilişkimizi iyileştirebiliriz. Zaten istediğimiz toprakları alacağız. Şu an onun için bir nevi uğraşıyoruz. Şöyle Ming'le falan bir ilişkim iyi olsa daha çok işimiz kolaylaşabilir ama şimdi bir tık böyleyiz. Birazcık yavaş oynayacağız. Yapacak bir şeyimiz yok. Dediğimiz gibi Litvanya Büyük Dükalığı ne ya? Dükalığı toparlayacak. Topraklarıyla birlikte zaten az çok tahmin ediyorduk toparlayacağını. Saatten sonra da anca şuradan dolanıp hatta şuradan dolanıp sadece böyle çıkarma atabilir. Şu an sadece kendisini yorabilir açıkçası. Son iki turda biten asimilasyonlar var. Tamam onları da başlattık. Tamam. Bu videoyu burada bitirelim. Sonraki bölüm bir bakalım şöyle. Büyük savaşa hazırlık yapabiliriz. Bütün istihdam edilebilir nüfusumuzu kullanacağız. Şu an bize zaten ikinci olan Timur var. Timur'la da ilişkimiz bayağı böyle bir 2,5 katına çıkarmışız. Ekonomi farkını. Bir daha ben siz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.